Merhaba değerli öğrencilerim. Türkiye'nin ekonomi alandaki yaptığı politikalara ikinci videomuzla devam ediyoruz. 1950-1960 dönemi Türkiye'nin ekonomi alandaki yeniliklerine kaldığımız yerden devam edelim. Cumhuriyet tarihinin ikinci liberal dönemi olarak adlandırabiliriz bu dönemi. Özel sektörün ticaret ve sanayi sektörlerine yönelik girişimlerin yanı sıra büyük sermayeli yatırımlar, enerji, liman ve benzeri gibi devlet tarafından yapılması planlanmıştır. Artık değerli arkadaşlar, burada şuna dikkat Özellikle 1950 yılına kadar tamamen yatırımlar devletin kontrolünde devlet yapıyor. Devlet yapıyor. 1950-1960 döneminde hem devlet hem de özel sektörün yaptığını söyleyebiliriz. Artık yavaş yavaş özel sektör devreye giriyor. Bu dönemde tarımın geliştirmesine önem verilmiş ve 50 bin traktör ithal edilmiştir. Dışarıdan alınmıştır. Tarımda makineleşmeyi teşvik etmek amaçtı, Tarımsal üretimi teşvik, hem çiftçinin ürünleri devlet tarafından yüksek fiyatlarla alınmış. Bu destekleme alımları sonucunda üretim alanında büyük gelişmeler olmuştur. Ve ta Türkiye'de tarımsal üretimin daha da üst düzeylere ulaştığını ve Türkiye artık bir tarım ülkesi olmada büyük dev adım attığını söyleyebiliriz bu dönem içerisinde. 1960-1980 dönemine geldiğimizde arkadaşlar 1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatı DPT kuruluyor. 1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatı kuruluyor. Aman unutmayın notlarımız arasını alıyoruz. 1963 yılından itibaren 5 yıllık kalkınma planları uygulanmaya başlanıyor. 1963'ten sonra 5 yıllık kalkınma planları uygulanmaya başlanıyor. Kalkınma planlarında genel olarak toplumun refahının artırılması, sosyal adaletin sağlanması, ekonomik karma sistem içinde yürütülmesi hedeflenmiştir. Bu dönemin yapılarından olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 30 Ekim 1973 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 50. yıl dönümünde devlet töreniyle hizmete açılmıştır. Bakın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu dönem içerisinde açıldığını söyleyebiliriz. 1980 sonraki döneme baktığımız arkadaşlar önemlidir. Türkiye daha fazla dışa açılma, küresel ekonomiyle bütünleşebilme gibi amaçlarla çeşitli düzenlemelere gitmiş. Ve bu amaçla 1980'den itibaren 24 Ocak kararları olarak bilinen ihracata dayalı sanayi stratejisi düzenlemeleri uygulamaya konulmuştur. Bu kararlara göre, Türkiye ekonomisi dışa kapalı bir ekonomik model yerine, dışa açık, dışa kapalılık artık bir anlam ifade etmiyor diye ortaya çıkıyor, dışa açık bir ekonomik politika, küresel ekonomiye uyum sağlayabilen serbest ekonomi modeline geçilmiştir. Çünkü artık arkadaşlar, dünya sanayi ile birlikte, bu dönemden itibaren teknoloji dönemine de geçiyor. Bilgisayar, çağı ve teknoloji dönemine geçiyor. Türkiye'nin dünyadaki bu yeniliklere kayıtsız kalma şansı yoktu. Ve bu bağlamda da dünyaya açılma kararı alıyor. Döviz girişlerinin serbest bırakılmasıyla 1980 öncesi dönemde ithalata dayalı büyüme yerine ihracata dayalı ekonomik büyüme planlanmıştır. Çünkü değerli öğrencilerim bir ülke sürekli dışarıdan alıyor. Yani ithal ediyor. Bunun altından kalkamaz. Bir ülkenin Büyüyüp gelişebilmesi için ve dünyada ekonomik alanda her türlü anlamda söz sahibi olabilmesi için üreten olması gerekiyor. İthal değil ihraç ediyor olması gerekiyor. Bu yüzden Türkiye artık tamamen ihracada dayalı bir ekonomik büyümeyi planlıyor. Kamu kesiminin ekonomideki payı küçültülerek özel kesim teşvik ediliyor. Çünkü her şeyi devlet yapamaz. Her şeye devlet yetişemez özelinde, özel sektöründe bu piyasanın içerisinde olması gerektiği kararına bu dönem içerisinde varılıyor. Ve buna bağlı arkadaşlar 1990'lı yıllarda küresel ekonomide yaşanan durgunluk, körfez savaşı ve Türkiye'deki yüksek enflasyon oranları ekonomik dengeleri olumsuz etkiliyor. Yani Türkiye ekonomisi için bu dönem 1990'lı yıllar arkadaşlar kara dönem olarak ekonomide kara dönem olarak adlandırabiliriz. Türkiye artan dış borçlar nedeniyle dikkat önemli. 1994 yılında uluslararası para fonu yani IMF ilk borcunu alıyor. Türkiye üretemiyor bu dönemlerde. Üretemediği için sürekli dışarıdan alıyor. Dışarıdan alabilmesi için paraya ihtiyaç var, para yok. 1994 Türkiye Cumhuriyeti Devleti IMF'den ilk borcunu alıyor. Önemlidir. 94 yılındaki kriz ve 5 yıl sonrasında yaşanan deprem ki 17 Ağustos 1999 Gölcük deprem arkadaşlar Türkiye içinde yine ekonomi anlamında da sosyal olayını geçiyorum. Orası ayrı bir şey zaten. Türkiye ekonomik anlamda çok 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 geri plan atıyor ve Türkiye ekonomisi derinden sarsılıyor. Türkiye ekonomisinde çatlaklar artık gittikçe daha da büyük hale geldiğini söyleyebiliriz. Ancak işte burası önemli. 2014-2018 yılları arasında yani şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Türkiye özellikle 2000 2 yılından itibaren 2000 krizini de yaşıyor. 99 depremi ve akabinden 2000 krizi. Ama 2002'den sonra Türkiye ekonomisi hızlı bir büyümeye geçiyor. Hızlı bir büyümeye geçiyor. 10. Kalkınma Planı uygulanıyor. Ekonomide devletçi politikasının azaltıldığı, yapılan özelleştirmeler ile milli gelirin artırılmaya ve enflasyonun düşürülmeye çalışıldığını, bu dönemde özellikle ulaşım ve altyapı çalışmalarına ağırlık verildiğini söyleyebiliriz. Ve bu bağlamda arkadaşlar Mekansal gelişim farklılıklarını azaltmak amacıyla bölgesel kalkınma projeleri geliştiriliyor. Mesela arkadaşlar işaretliyorum. Marmara bölgesi, Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi bu dönemde uçup gidiyor. Yani ekonomik anlamda sıkıntı yok ama Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu ve İç Anadolu'nun belli kesimleri maalesef Marmara, Ege ve Akdeniz'in ekonomik anlamda dışında kalıyor. Ve böylece kalkınma projeleri geliştiriyor. Bu kalkınma projelerini ilerleyen derslerimizde işleyeceğiz. Hangi bölge için, hangi kalkınma projeleri, hangi amaçla yapılmıştır değineceğiz arkadaşlar. Şimdi şunu tek, tek alıyorum. Mekansal gelişim farklılığını azaltmak ve Türkiye'deki 7 bölgenin 7'sini de bir Marmara gibi, bir Ege gibi ekonomik anlamda, sanayisel anlamda, teknolojik anlamda geliştirmek amaçlı kalkınma, bölgesel kalkınma projelerinin geliştirildiğini söyleyebiliriz. Burası önemli. Mesela sarı ile gördüğümüz Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi. Şurası Doğu Anadolu Kalkınma Projesi. Güney Doğu Anadolu Projesi. Yine İç Anadolu'da Konya Projesi. Zonguldak Bartın Karabük Projeleri ile birlikte bölgeyi maden, tarım, sanayi, ticaret, turizm, hayvancılık gibi ekonomik anlamda gelişebilecek ne varsa geliştirmek ve Türkiye'yi geliştirmek. Zaten bir Karadeniz'in gelişmesi Türkiye'nin gelişmesi, Doğu Anadolu bölgesinin gelişmesi Türkiye'nin gelişmesi anlamına geldiğini düşünürsek arkadaşlar, kalkınma projeleri Türkiye açısından çok büyük bir önem taşıdığını söyleyebiliriz. Bakın arkadaşlar, GAP projesi 1989 yılında hazırlanan master planı ile tarım, sanayi, ulaştırma, eğitim, sağlık, kırsal ve kentsel altyapı yatırımlarını da içine alan bir bölgesel kalkınma projesi. Şu an Atatürk Barajı'nı görüyoruz. Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük barajı Atatürk Barajı. Baraj arkadaşlar hem enerji üretmek, elektrik üretmek hem Güneydoğu Anadolu bölgesindeki çok verimli topraklar ama susuzluktan dolayı tarım yapılamayan topraklar artık GAP projesiyle birlikte sulanabilir hale geldi. Ve Güneydoğu Anadolu bölgesi arkadaşlar Türkiye'nin en geri kalmış bölgesi iken GAP projesiyle birlikte barajlar, sulama, tarım Tarıma dayalı sanayi ve bunun akabinde eğitim sağlık imkanlarının sanayi ulaştırma imkanlarında arttığını ve bugün Güneydoğu Anadolu bölgesi en geri kalmış bölgemiz iken 7. sıradayken bugün 5. sıraya kadar yükseldiğini söyleyebiliriz. Ve Gaziantep gibi, Şanlıurfa gibi, Diyarbakır gibi Türkiye'nin çok önemli illeri ön plana çıkmıştır ve çıkmaya da bu şekilde devam ediyor. Demek ki GAP, tarım, sulama, sulama ile birlikte tarım, tarımla birlikte sanayi, tarıma dayalı sanayi ve bugün arkadaşlar... Şanlıurfa pamuk üretiminde Türkiye'nin önde gelen illeri arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Şimdi tüm bu gelişmeler, ekonomik anlamdaki gelişmeleri masaya yatırdık arkadaşlar. Hangi yıllar arasında devlet nasıl bir politika izlediğini yatırdık ve yazdık. Şimdi 1924 yılında arkadaşlar, Cumhuriyet kuruldan hemen hemen bir yıl sonra <laughs> Türkiye'de çalışanların sektörel dağılımına bakacağız. tarım çalışanların %48'i tarımda çalışıyor. Bu bizim geri kalmış bir ülke olduğumuzu gösteriyor. %44'ü hizmet ve sanayinin payı en az durumda. Ne zaman? 1924 Cumhuriyet yıllarında. Tarımda. Tarım derken hayvancılık, ormancılık, madencilik, balıkçılık bunların hepsini kapsıyor. Tarım dediğimiz bu. Hizmet, hizmet eden herkes sanayide biliyoruz. Peki 1924'ten 2015'e geldiğimizde ve gayri safi milli hasılatın sektörel dağılımına baktığımızda bu kez tarım yüzde kaçtı arkadaşlar? 48'den kaça düşüyor? Çalışanlar %9'a. Ne kadar iyi bir şey. Hocam nasıl iyi ya? Tarımda çalışanlar azalmış. Bu tarımsal üretimi düşürmüyor mu? Arkadaşlar, makineleşme artıyor. Tarımda çalışan insan sanayiye kayıyor. İnsanın yaptığı tarımdaki olayı makine yapıyor. Yani tarımda çalışanların oranı %48'den %9'a düşmesi tarımsal üretimin azaldığı anlamına gelmez. Aman dikkat. Burası önemli. Sonra değerli arkadaşlar, hizmet %44'ten kaça geliyor? %64'e geliyor. Ve sanayi en son sırada iken en son sırada %8'de en son sıradayken iken baktığımızda %27'ye geliyor. Ve bu durum Türkiye ekonomisindeki gayri safi milli hasılatın arttığını, insanların sosyal refah seviyesinin yükseldiğini, ekonomik anlamda belli bir olgunluğa ulaştığının altını çiziyor göstergesi oluyor. Demek ki Türkiye gelişmekte olan bir ülke bunu da bize net bir şekilde gösteriyor değerli arkadaşlar. Yani Türkiye'de ekonominin sektörel dağılımına, çalışanların sektörel dağılımı nedir dediğinde %9 tarım, %64 hizmet, %27 sanayi. Yani Türkiye'de çalışanların yarıdan fazlasının hizmet sektöründe, ikinci sırada sanayi sektöründe ve en son sırada tarım sektöründe olduğunu unutmuyoruz değerli öğrencilerim. Sorularda mutlaka karşınıza çıkacak hem 2015 yılındaki halimizi bunu çok iyi bilmek zorundayız. Hem de 1924'te halimizi bileceğiz. Çünkü nereden gelmişiz? Nereden nasıl gelmişiz? Bunu bilmek açısından kıyaslama önemli. Evet değerli arkadaşlar. Böylece bir sonraki e, günlük konumuzu da konumuza gelene kadar da konumuzu bitirmiş olduk. İyi gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Aldığınız notları K12 üzerinden atmayı lütfen unutmayalım. Ve böylece Cumhuriyet döneminden günümüze kadar ekonomi alandaki tüm yenilikleri ve en sonda ekonominin sektörel dağılımına, çalışanların sektörel dağılımıyla birlikte konumuzu bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimize kadar sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.